Yedin mi Kayseri'nin yemekleri evet, güzeldi? Gerçi bizim hep yemekler güzeldir. Abi ama bir şey kusura bakma, Azeri yemeklerine çatmaz. Eşideyim, az deyip çok değil. 67 değil. Konak gelirsen. Ha, konak geldim. Ben video işliyorum. Şöyle bir bardak çay içmeye kalksan Türkiye'de bir kıraathanede kaç TL yapar? Hoş geldi, hoş buldum ben de. Hem hoş geldi hem hoş buldum. Atatürk'ün büstü var dostlar. Şimdi o demlikten kaç bardak çıkıyor abi? 6, 7, 8. İstanbul, Ankara, Iğdır. Neresi lazım sana? Siz de güzelsiniz. Sağ olasın. Sağ olasın. O sizin güzelliğiniz. Kardeşinin anısını yapmış. Kardeşi de sanırım 2. Dünya Muharebesi'nde. Selam teyze. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, yaxşıyam. Sen nasılsın? Sağ ol, yaxşıyam ben de. Bu nelidir? O göynəndi şordu. Şordu. Neçe manattır bir tanesi? Biri 1 manattır. Biri 1 manattır. Burada oturup yiyebileceğim bir yer var mı? Var. Evet. İçeride mi? Bak işte. Ha, orada. Ha. Neçe tane? Bir tane alayım. Bir tane alayım. Sonra? Ya, bir de pirajki var, kartoflu ciğerli. Ha. Patatesli değil. Bir de ciğara ne diyorsunuz siz? Ciğar? Ciğar buna ne? Etli mi? Evet. Ha tamam, etli deriz biz ona. Tamam, ha. Et ufak ufak kıymışsın sen eti. Bir de bilirse patates de. Ha, o da kartof diyorsunuz değil mi? Ha, kartof dedik. Şimdi sen ne vereyim, kete bir tane sonra. Bu kete değil mi bu? Daha, ha, bir tane kete alayım ben. Bizde buna gözleme derler. Ne derler? Gözleme. Hı-hı. Kocaman vallahi. Ha, dışını kesiyorsun. Hı hı. Çayın var mıdır? Çay da var. Çay da var. Bir tane de çay alayım yanına. Şeyde mi, demlikte mi çay yoksa? Stekanda. Bardakta. Stekan. Stekana bardak deyirsiniz. Stekanda da. Bak o değil stekanda bak. Ha, semaverde. Tamam. Sen, yok orada kişi oturuyor, kabağında stekanda çay var. Ha, bardak diyoruz biz ona. Hı. Stekan, onu ilk defa duydum. İlk defa işittim. Ben hep çayhaneye gidiyorum, demlik veriyorlar. Ha. Konak gelirsen. Ha, konak geldim. Ben video işliyorum. Ha. Video paylaşıyorum. Ha. Ellerine sağlık. Ha, burada da piraşkiyi yapıyorsun. Ha. Şimdi sen hansını vereyim, onu vereyim yoksa oradan istediğimi vereyim. Sıcak yiyebilir miyim? Ha. Tamam, sıcak yiyeyim o zaman. Ha. Ellerine sağlık. Çok sağ ol. Senin adın ne abla? Benim adım Gülü. Gülü. Burak ben de abla, memnun oldum. Neçe yaşın var? 52. 52 maşallah. Genceli misin? Genceliyim. Ha, benim 30 yaşım var. Laf güzel. Burada mı işliyorsun hep, gözleme mi yapıyorsun? Evet. O zaman Türkiye'den gelenler seni bulsun, bir gözlemeni yesinler. Atam anam verir. Atam işliyor, anam evde. Ha. O gençliğinde işlemiş, şimdi istirahat ediyor. Yaxşı. Yağlayayım. Yağlayayım. Biraz yağla abla, çok az yağla. Biraz nasıl pişsin? Sağ olasın. Sen de sağ ol. Çayı nereden alayım? Oradan diyeceğim, kişi verecek. Ha, oradan diyeceğim. Tamam, sağ olasın abla. Heh, alayım. Sağ olasın abla. Şeydi, orada da sumak var solda. Hı. Ay abi, bir tane çay ver arkadaşa. Kolay gelsin abi, bir çay alabilir miyim? Burada oturalım, yiyelim ketemizi. Vallahi çok güzel koktu. Sağ ol abi. Vallahi çok lezzetli. Özlemişim gözlemeyi. Çok özlemişim onda. İçinde kişniş var, peynir var. Bir de taze soğan var sanırım. Çiçniç çok şey değil. Hop aman çay döküldü. Yoğun değil kişniş. Biliyorsunuz ben Güney Amerika'da çok fazla kişniş yedim. Orada alıştım. Normalde pek sevmem kişnişi. Ama iyi alıştık orada. Abla eline sağlık. Çöp bulamadım orada. Buraya koydum. Allah bir manattı değil mi? Allah minevvezni. Sağ olasın abla. Hayırlı işler olsun. İyi günler. Sağ ol. Ha, burada sigara satıyorlar. Sanırım tek de satıyorlar. Paketin dışında. Haritada burası Gence'nin pazarı olarak gösteriyor. Ablanın yeri de hemen şurada köşede. Gelirseniz abladan gözleme yiyebilirsiniz. Hakikaten çok lezzetliydi. Düşünün bak, ben kişniş çok sevmeme rağmen bayağı beğendim. İçerisine böyle ıspanaklı, pırasadı vesaire başka şeyler koysak ya da sadece kişnişi çıkartsak çok daha lezzetli olur. Nasılsınız dostlar? Umarım herkes iyidir. Keyfi iyidir. Sağlığı yerindedir. Gence'ye geldim. Azerbaycan'ın en büyük, en kalabalık ikinci şehrindeyim. İnternette 350.000 yazıyordu buranın nüfusu için. Ama kaç yılında sayım yapılmış o yazmıyordu. Ha bak, Azerbaycan'da bu boltlar var, taksiler. Uber uygulaması gibi yungalar var. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Keyfin nasıl? Adın nedir? Adım Perviz. Perviz, Burak bende. Perviz, ha pardon. Survivor Perviz. Ha, ona bakmıyorum ben. Bakmadı, onun için de söylemedim sana zaten. İşte oradan bilersin diye. Ha, ben izlemiyorum ondan. Normalde Perviz'i bilirim de Terviz dedin, anladım. Yo, kusura bakma. Aleykümselam. YouTube'a atarım. Ha, YouTube. Nasılsınız, iyi misiniz? Adın ne abi senin? Fariz. Fariz. Yunus diyebilirsin. Yunus. Burak sen bende. Burak. Memnun oldum. Türkiye'nin neresi? İzmir. İzmir. Azeri. Siz buralı mısınız? Evet, Azeriyiz. Türkiye'de çok olduk. Oldun. Baksayı satıyorum. Atlet sonra satış şey. Tamam, bakayım abi, şimdi göstereyim tezgahında. Vardınız mı Türkiye'ye? Evet, oldu. İzmir, neresi? İstanbul. Ben İzmirliyim. Siz nereye vardınız? İstanbul, Ankara, Iğdır. Neresi lazım sana? Vallahi nereyi sevdiysen onu anlat abi. Antalya, Bodrum. En çok nereyi sevdin? İstanbul, Kayseri, Bursa. Yedin mi? Kayseri'nin yemekleri evet, güzeldi. Gerçi bizim hep yemekler güzeldir. Abi ama bir şey, kusura bakma, Azeri yemeklerine çatmaz. Çatmaz mı Azeri yemeklerine? Çatmaz. En çok hangi Azeri yemeğini seversin? Ben mi? Bizdeci çok. Yani sen kendi sevdiğini söyle bana. Sen en çok hangisini seversin? Sağ olasın, sağ olasın. Var ol. Bir de bir şey soracağım. Azeri mi, Azerbaycan Türk'ü mü? Azerbaycan. Azeri dilen bir devlet ne de Azeri dilen bir millet yok. He. Azerbaycan var, Azerbaycan Türk'ü var. Biz hepimiz biriz, Türk'üz. Ha şey, abi Azeri dedi de ondan sorayım dedim. Çünkü yok, bana diyorlar hep. Yani sizde yani öyle bir şey öyle yani Avrupa yani şey diyor ya, ondan sordum. Ha yo ben merak ettiğimden sordum. Çünkü bu videoyu Türkiye'den de izleyecekler. Bizde hep alışmış ya Azeri derler. Türkiye. Aleykümselam. Aleykümselam. Türk alemine selam olsun. Var mı benden bir isteğiniz? Senin bizden bir isteğin var mı? Canınızın sağlığı. Senin de vatanın bu aslında bizim şehrimiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Sen bana nereler gezilir onları söyle. Ben gezeceğim burayı. Gence'yi gezeceğim bugün. Abi bak sana söyleyeyim. Şuradan aşağı indiğin. Ana cadde var orada. Ana cadde. Ana caddeden sol, sağ, şehrin merkezi tamam. Şehrin merkezi tamam. Sol tarafa gittiğinde şehrin tam göbeği. Tam göbeği. Tam göbeği. Oraya gidince işte orada sizin şeyle söyleyeyim, işte belediye kaymakamlık binaları var, belediye binası var, işte buradan da sağa çıktığında düz karşısı o büyük bir yerde, yani nasıl söyleyeyim sana? Bir meydan mı var orada? Meydan var, evet. Taksim meydan bir şey var ya işte, İstanbul öyle bir yani. Öyle bir yani. İşte o tamam. Var. Sağa dön, karşıdan sağa dönünce yukarı kalkınca orada parklar falan işte. Tabii bu bölgede gezebilirim yani. İşte bu sağ taraf, yukarı taraflar yani alışveriş merkezleri. Evet. Tamam. Alışveriş için. Yani sol taraf şehrin merkezi ama böyle kalkarsan tüm yukarıya gidersin, Taksim Caddesi, Şirin Evler falan var ya İstanbul'da. İşte o taraf bir yerler. Tamam, ben hepsini gezerim şimdi. Sizin isminiz neydi? YouTube'da? Burak Durgun. Burak Durgun. YouTube'da ne? Burak Durgun. Yaz olma şeyler. Bizim de ismimizi bildin de Fariz. Fariz. Perviz. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Aslında yani sizde yani bana Fariz demiyorlar, Yunus diyorlar. Neden Yunus diyorlar? Abi böyle yani hoşlanacak. Benim söyleyemiyorlardı orada. Benim ismim de şey kolay gelmiyordu onlara. Kolay aslında ya. Kaan diyorlardı. Bursa'dan baksalar, Kayseri'den. Özkan lokantası var. Bursa'da. Evet. Bursa'da Özkan lokantası. Kim işletiyor? Özkan abi. Özkan abi. Buradan selam söylüyorum. Kime? Ziyade. Ziya abi. Nerede yaşar Ziya abi? İstanbul Halkalı'da. Halkalı'da. Ziya abi. Dönerci Ziya abi var. Dönerci Ziya abi. Çalıştım o zamanlar. Ben orada olduğumuzda 2016-2017 senesi falan. Aa, bu bizim Reşit Baba. Reşit Baba. Reşit Baba. Evet. Selamünaleyküm Reşit Baba. Nasılsın? Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldi. Hoş buldum ben de. Hem hoş geldim hem hoş buldum. Ha, ölü vallahi kuvvetli. Yaşın kaç amca? Az, yaşın neçədir? Neçə yaşın var? Başa düşdüm, anladım. Neçə deyim, az deyim, çox deyim. 67. Maşallah, maşallah. Şey, papak mı der? Yok, papak demezsiniz buna. Kalpak mı dersiniz? Papak, papak. Papak dersiniz. Ne güzelmiş papağın. Güzel günüm olsun. He, rengi de güzelmiş. Siz de güzelsiniz. Sağ olasın, sağ olasın. O sizin güzelliğiniz, o sizin güzelliğiniz, sağ olasın. Buralı mısın amca sen? Genceli misin? Evet. Yaxın, yaxın yerdə. Rayonlardan gelmişim. Rayonlardan gelmişsin. İlçelerde. Ha. Burada ben bir Göygöl'ü biliyorum. Bir ilçe olarak bir Göygöl'ü biliyorum. Orada güzel dediler. Hanlar. Hanlar Gölü orası. Göygöl yanasında yani dede babadan Hanlar diyorlar. Hanlar Gölü. Yani ismini değişmişler. He. Şey dediler burada. Oraya şu an gidilmiyormuş. Asker bağlamış orayı. Çıkamazsın dediler göle. Evet. Yani sen kardeşsin, seni bırakarlar. Ha, bilmiyorum. Misafirlere hürmet edelim. Zora düşürmeyeyim şimdi. Başka zaman ben yine geleceğim Azerbaycan'a. O zaman inşallah buraları komple gezerim, oraya da gelirim. Biraz daha. İnşallah. 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 Sağ olun. Şimdi hava biraz yağacak galiba bugün. Evet. Yağmur gözüküyor. Şimdi oraya gidene kadar yağmur yağar. Sağ olasınız. Var mı benden bir isteğiniz? Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler. Sağ olasın. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Hayırlı işler olsun. Burak Durgun. Tamam. Görüşürüz. Ana caddede yürüyordum. Canım bir piraşki istedi, tamam mı? Bakü'de yemiştim ama bir daha yiyeyim istedim. Orada birazcık böyle şeydi, soğuktu. Abi yapmış bırakmıştı, dışarıda olduğu için soğuyor hemen. Ben dedim ki burada dedim sıcak bir yer bulur yerim. Çünkü tadını daha iyi alıyorsunuz sıcak yediğinizde. Dedim en güzel yer pazarın çevresidir her zaman. Alıştım Güney Amerika'da, merkadolarda yemek yemeye. Geldim pazarın çevresinde piraşkiye niyetlendim. Kete yedim. Gayet güzeldi vallahi, çok lezzetliydi. Burada da ahaliyle sohbet ederek videomuza başladık. Kolay gelsin teyze. Ne kadardır? 60 kepik. 60 kepik. Bu da 50 kepik, 60 kepik. Hayırlı işler, kolay gelsin. Yarım litre su 60 kepik. Hah, gazsız, tamam, doğru almışım. Bir de bunun gazlıları var, dikkat edin. Asitli seviyorsanız onu da içebilirsiniz de genelde insanlar pek tercih etmiyor. Ben seviyorum mesela, asitli de içiyorum arada. Ha, üstünde 40 kepik yazıyor. Kendi komisyonlarını koymuşlar. Azerbaycan'da genelde böyle dört yol ağızlarında yaya geçidi olmuyor. Yer altından böyle geçitler yapıyorlar. Dur dur dur, düşeceksin, dur, düşeceksin, dur, düşeceksin, dur, gel, gel, böyle düşeceksin, gel, gel, düşeceksin. Tamam abla, dur, çocuğu öyle salma üstüme, düşecek daha, yaralanacak çocuk burada. Sağ ol, Allah sana değmesin, Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Ha, çocuğa dikkat et ama, düşecek bak çocuk. Çocuklar burada flüt çalıyorlar, para kazanmaya çalışıyorlar. Orada abla dileniyor. Polisi görünce kaçtı çocuklar daha demin. Buraya geldiler. Polisler bayağı dolanıyor etrafta. Şehrin birçok yerinde gördüm. Bakü'de de öyle. Şehrin birçok yerinde gördüm polis. Böyle alt geçit yapıyorlar. İnsanlar buradan güvenli bir şekilde geçiyor. Trafikte böylece şey olmamış oluyor. Nasıl diyeyim? Tıkanmamış oluyor, kesilmemiş oluyor, ışıklarla bilmem nelerle akıyor yani sürekli. Şimdi bu cadde Haydar Aliyev Caddesi ile Şah İsmail Caddesi'nin kesiştiği nokta. Buralar şehrin merkezi. Gence'ye yüzyıllar boyunca birçok devlet hükmetmiş. Şu an Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları içerisinde ülkenin en büyük İkinci şehri, en kalabalık ikinci şehri dediğim gibi. Anında toplu taşımaları böyle dolmuşlarla ve taksilerle sağlıyorlar. Zaten burada birçok kişi taksi gibi de çalışıyor aslında. Yani üstünde şu taksi yazısının olmasının bir önemi yok. Duruyor, abi nereye gidiyorsun? İşte 5 manata, 2 manata, 1 manata götüreyim. Adının iki yerden geldiği düşünülüyor. Birincisi Farsçadan. Kens kelimesi var Farsçada. Hazine anlamına geliyor. Oradan türetilmiş. Buna inanılıyor. Bir de Türkçe han, kaan kelimelerinden türetildiğine inanılıyor. İsmin bu iki yerden geldiği düşünülüyor. Yani nereden geldiği tam olarak bilinmiyor dostlar. Tertemiz vallahi park. Burada da görevli abiler, ablalar şehri temizliyorlar. Şimdi benim ne tarafa gitmem lazım? Şu tarafa doğru gitmem lazım. Hanbağı diye bir yer var. Orayı ziyaret etmek istiyorum. O tarafta kalıyor diye aklımda kalmış. Haritayı biraz inceledim. Sabah o tarafta olması lazım. Burada bir tane şehitlik anıtı var. Gence Başkonsolosluğu yakın zamanda buraya bir çelenk bırakmış ve karanfil bırakmış. Kafkas harekatları sırasında Gence'nin düşman işgalinden kurtuluşunda canlarını feda eden 13 Mehmetçiğin anısına dikilmiş bu anıt. Şöyle göstereyim dostlar. Hemen bu anıtın karşısında Şah Abbas Mescidi var dostlar. Cuma Mescidi olarak da geçiyor. 17. yüzyılda inşa edilmiş. Azerbaycan mimarlık tarihindeki ilk mimarlık okulu olan Arra'nın geleneklerine göre inşa edilmiş. Camiye buradan giriyorsunuz. Daha doğrusu avlusuna buradan giriyorsunuz. Birazcık farklı bir mimarisi var. Orada yazıyor. Gence Şah Abbas ya da Cuma Mescidi. Burası abdest alınan yer. Avlusu böyle. Selamünaleyküm teyze. Bayağı yaşlı bir ağaç var burada. Kesmişler. Fark ettiniz mi? Caminin avlusu duvarlarla örülmemiş. Etrafı açık. Sanki böyle bir parkın içerisindeyiz gibi. Ha, burası da abdesthane. Burada da çökek hamamı var. Çökek hamamı da yazıyor. Bu hamam Türk hamamı. Sovyetler döneminde burada kazı çalışması yapılmış. Bu hamamı bulmuşlar. Çökek hamamı 17. asır. Abi de devlet tarafından korunur diyor. İçeriye giriş yok sanırım. Şurada bir kapı var ama bakalım açık mı? Ha, aktif işliyor olabilir hamam. Abi selamünaleyküm. Bu hamam işliyor mu şu an? Evet, evet. Ha, işliyor hamam. Ha, tarihi eser diye ben geldim. Belki evet, müzedir diye ziyaret edeyim dedim. İşliyor. Ha, işliyormuş. Ben video çekiyorum da şeyse bir içeriği de göstereyim dedim. Ha, konak vardır ha. Ben ha, sağ olasın. Ben müze sandım burayı. Sağ olasın abi. Sağ olasın. Hayırlı işler olsun. Peki gelip burada yıkanmak kaç manattır? Gelip 30 manat bir nefer. 30 manat bir nefer. Ha, sağ olasın. Bura tarihi çökek hamamı. Biz çokak yazıyordu internette. Doğru mudur o da? Ha, tamam doğrudur. Sağ olasın abi. Hayırlı işler. Ha, işliyormuş ya tarihi hamam. Girer bakarız diye düşündüm ama güzel ya, bak hem koruyorlar hem işletiyorlar. Hamam olarak devam ediyor. 17. yüzyıldan beri yıkanıyorlar burada. Burada da cami var. Kubbesi güzelmiş yalnız bak. Fark ettiniz değil mi ne kadar farklı mimari? Normalde caminin hemen üzerinde minare olur ama bunda farklı. Yan tarafta da hemen Gence Mol var. Gence alışveriş merkezi. Filarmonia. Ne kadar güzelmiş mimarisi. Bakın kim var burada. 4 Mayıs'ta Çelik konseri varmış. Gelmek isteyenler Gence şehrindeki Filarmonya'ya gelebilirler. Fikret Amiro adına Gence Devlet Filarmonyası diyor. Saat 7'de Çelik konseri. Bu arada Azerbaycan'la Türkiye arasında 1 saat fark var. Yani bizde saat ne olacak? 6 olacak. Gördüğüm en güzel fışkiyelerden biri ha. Suların aktığını düşünün. Bir de böyle ışık verdiğinizi düşünün. Üf. Çok güzel bir görüntü olur. Bir kadın bir erkek heykeli koymuşlar. Kucaklarında altın renginde dev balık var. Kıyafetler mavi. Kollarında, boyunlarında ve saçlarında yine altın renginde takılar var. Tanrı ve tanrıçalar gibi. Öyle tasvir edilmiş. Bir bilgilendirici bir şey de görmedim. Belki hakikaten öyle bir şeydir. Karşımızdaki parkın ismi Hanbağı. Ha, burası da Atatürk Caddesi. Böyle aşağı doğru uzanıyor Atatürk Caddesi. Yanlışım varsa düzeltsin Azerbaycanlı dostlarım. Burası Gence'nin sanırım en büyük parkı, yani benim haritada gördüğüm en azından merkezdeki en büyük park burası. Burada da yazıyor Hanbağı. Bir tane kafe var, bir çay içeriz, bir gezelim de. Yemişli vallahi çok güzel. Şehrin içerisinde o kadar sessiz bir yer ki, yani yakın caddeden geçen arabaların sesini bile çok az duyuyorsunuz. Burada fayton var. Üstünde bir şeyler satıyor. Fotoğraf çekilmelik. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Fotoğraf mı çekiyorsun faytonda? Abi. Kaç manattır fotoğraf? 3 manattır. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hayırlı işler olsun kardeşimin. Ha, burada bir tane kuş yuvası var. Var mıdır içinde acaba kuş? Ne kadar ilginç bir ağaç. Güney Amerika'da gördüğüm bazı ağaçlara benziyor. Güney Amerika'da çok ilginç ağaçlar gördüm ya. Hakikaten çok güzel bir seyahat oldu benim için. İnşallah bir gün tekrardan dönebilirim oraya. Ki döneceğim zaten. Bir şekilde ne yapacağım edeceğim. Oraya döneceğim ve oradaki seyahatimi bitireceğim. Eğer benim Güney Amerika seyahatimi izlemeyenler varsa, kanalımdan Güney Amerika'ya ait, onun öncesindeki seyahatlerime ait, Orta Asya'yı gezdim, Orta Doğu'yu gezdim, oralardaki gezilerimi izleyebilirsiniz. Umarım keyif alarak izlersiniz. Vallahi çok güzelmiş burası ha. Hanbağı. Yaz aylarında burası cıvıl cıvıl oluyordur. Burada gelip piknik falan da yapıyorlardır bence. Yani izin var mıdır piknik yapmaya bilmiyorum ama keyifli olur, güzel olur. Eski dönemden kalan bir yapı. Zindana benziyor vallahi. Burada da Kadim Gence diyor. Burada yazıyordur tarihi. Gence Kalesi diyor bak. 1588 Ferhat Paşa. Kafkaslardaki Türk ordusu diyor. Yani okuyalım. Gence Kalesi 1588. yılda Osmanlı Sultanı 3. Murad'ın küşusu mu? Hususi sarancamına esasen. Şimdi Azerbaycan Türkçesi okumayı deniyorum. Hatam varsa affola. Kafkas'taki Türk koşusunun komandanı Ferhat Paşa tarafından inşa edilmiştir. Kalanın inşası zamanı esasen ne diyor burada? Gil, palçıkla, yerli çaydaşlarından ve Gence memarlığı için enenevi kırmızı pişmiş kerpicinden istifade olunmuştur. Ha, yapılışını anlatıyor. Kırmızı anda rengi görüyorsunuz. Kiremitlerden araya böyle işte sıva vurarak yapmışlar. Başka ne diyor? Gence Kalesi'nin umumi uzunluğu 13.7 kilometre. Hündürlüğü ise 12 metre olmuştur. Hazırda Gence Kalesi'nin Şireli boy burcu korunup saklanmıştır. Yani bu burç Gence Kalesi'nin bir parçası. Burası korunmuş, saklanmış. Ha, orada yazıyor zaten bakın. Gence Kalesi'nin divar kalıkları diyor. Devlet tarafından korunuyor. Şurada bir şey daha yazıyor. Oraya da bakalım ne yazıyormuş. Ha, İngilizcesi yazıyormuş orada da. Gence Fortress, 16th century the monument is protected by the state. 16. yüzyıldan kalan bir eser. Türk eseri, Türk mimarisi. Çok güzel bak, burada hem Azerbaycan Türkçesi yazıyor, altında da İngilizcesi yazıyor. Nasıl, Azerbaycan Türkçem iyi mi? Güzel okudun mu? Bence idare eder. Survivor oynuyor televizyonda. Abi selam, kolay gelsin. Çay ne kadardır? 2 manat. Demlikle veriyorsunuz değil mi çayı? Normal bardak çay yok. Yok, bardak yok. Tamam, demlik. Şimdi o demlikten kaç bardak çıkıyor abi? 6, 7, 8. Tamam, bana çok gelir de ben tek neferim. Evet. Artık içeceğiz artık. Ben çaysadım da biraz çay içeyim dedim. Şimdi peşin mi ödeyeyim sana? Yok yok, nasıl istersen. Tamam, dışarıda yer varsa oturuyorum. Bu çayın adı nedir abi, siz ne dersiniz bu çaya? Hani böyle demlikli servis ediyorsunuz ya. Evet, çay. Ha, çay dersiniz. Yani özel bir adı yoktur. Yok, yok, tamam. Sen çay dedin mi demlikle getirirler, evet, o zaman. Tamam. İçerisine böyle nane falan koyuyorlar. Var. Ha, vardır. Koy da güzel oluyor. Ben sevdim onu. Sağ olasın. Oturuyorum dışarıda. 2 manata bir demlik çay içeceğiz. Buyur abi. Sağ ol. Ben o zaman 3-4 saatte neçer saat, yani saat bak iş görüyorum. Bir bardak yeter abi, sağ ol. Hemen saat 2. Aman aman aman, sıcakmış. Şöyle limon da getiriyorlar. Böyle demliklerde. Dilerseniz içine nane de atıyorlar. Ben istedim çünkü Kırmızı Kasabada naneli vermişlerdi bana. Gayet güzeldi o çay. Bir de böyle bizim kıtlama şekere benzeyen. Hatta bizim kıtlama şeker diyeyim ya. Sert şeker çünkü. Böyle şekerlerle ikram ediyorlar. Bazen yanında böyle şeker farklı, bizim böyle ağza atarız da ağzımız tatlansın diye yediğimiz o kent şekerler vardır ya. Şimdi marka vermek istemedim. Çocukluğumuzun şekerleri, onlardan koyuyorlar. Şöyle bir limon atalım. Limon güzeldir, sağlıklı. Gördüğünüz gibi 2 manata böyle bir demlik çay içiyorsunuz. 7-8 bardak çay çıkıyor. 2 manata ne kadar yapıyor? 1 dolardan biraz fazla yapıyor. Şöyle bir bardak çay içmeye kalksan Türkiye'de bir kıraathanede kaç TL yapar? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben geldiğimde hiç gitmedim kıraathaneye, gidip bir çay içmedim dışarıda. Kafede falan da oturup bir çay içmedim. O yüzden bilmiyorum fiyatı, yani merak ettiğimden soruyorum. Yani birkaç saat sonra yağmur yağacak olması çok kötü ya. Hava durumu %80 yağmur gösteriyor. Göygöl'ün kapalı olması da birazcık açıkçası üzdü beni. Çünkü Gence'ye gelme amacım aslında orayı görmeydi. Yani hem burayı gezme hem de orayı görmekti. Çok güzel fotoğraflarına baktım, hayran kaldım oraya. Şimdi şey dediler, hani sen Türksün, misafirsin, konaksın, gitsen askerler geçirir seni dediler. Ama şimdi onların da hiç başına dert vermeyeyim. Bir de benim yerime bir azar işitmesinler komutanlarından. Yani Türk'üm diye, belki konağım diye böyle gidip bir 5-10 dakika görmeme izin verirler. Ama niye zora sokayım insanları yani. Açıldığı zaman daha güzel bir havada giderim, yürürüm orada. Kamp yapmaya müsaade ederler mi bilmiyorum. Kamp yapmaya müsaade ederlerse çok isterim. Etmezlerse de bir piknik yaparız, dolaşırız, doğa havası. Öyle bir 5-10 dakika göreyim döneyim istemiyorum. Öyle güzellikte bir yer yani. Birazcık vakit geçireyim istiyorum orada. O yüzden Göygöl'ü şimdilik ertelemek durumunda kaldım. Bir de yağmur yağacak. Ben oraya varana kadar, hadi gittim diyelim. Asker abiler de geç kardeşim dediler. Sen misafirsin dediler. Komutanlarımız da kızmaz dediler. Geçtik ama yağmur yağacak yani. Niye kendimi zora sokayım? Gidip keyfini çıkarmak varken. Abi çok sağ olun. Zahmet verdim vallahi. Sağ olun, ne zahmet. Atatürk Caddesi ile Mirza Abbas Caddesi'nin hemen birleşim noktasında Atatürk'ün büstü var dostlar. Bu prospekt Türk galasının büyük oğlu Atatürk adına dayışır yazır. Burası Mirza Abbas Küçesi diyorlar, caddesi. Burası da Atatürk Caddesi. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle karşıya atacağım kendimi ama araba gelmiyorsa. Aha da geliyor. Çarpılmayalım da. Azer abi sağ olsun davet etti beni. Bir yeri ziyaret etmek istiyorum. Çayhanede tanıştık. Ben götürürüm seni dedi. Geçerken Atatürk'ün büstünü de göstermek istedim sizlere. Az daha burayı ziyaret etmeyi unutuyordum. Azer abi hatırlattı. Arabayla geçerken şimdi geride durdu. Sen dedi git çek orayı göster. Burası Gence'de ziyaret edilen bir yermiş. Şişeden yapılmış bu ev bak. Şöyle göstereyim. Bir de dünyadaki farklı ülkelerden, işte Rusya'dan, Fransa'dan, başka yerlerden getirilen bu taşlarla birisi bu evi inşa etmiş. Şöyle göstereyim, bakın şişeler gözüküyor zaten. Bu tarafında var mı? Yok, sadece şeyden gözüküyor. Biraz geriden baktığımızda gözüküyor. Ha, buradan göstereyim şöyle. Buranın ben tarihini bilmiyordum. Azer abi şey dedi, burayı yapan kişi kardeşinin anısına yapmış. Kardeşi de sanırım 2. Dünya Muharebesi'nde hayatını kaybetmiş. Onun anısına böyle bir bina yapmış. Dünyanın birkaç farklı ülkesinden getirilen taşlar ve şişelerle burayı inşa etmiş. Şimdi biraz geriden çekeyim ama nereden çekeyim? Şuradan çekeyim. Az daha unutuyordum burayı bak. Burası sonradan dikildi. Burası bayağı büyük bir külliye. Azer, твой телефон достаточно зарядился. Ha, burası kabristan. Kabristan'da orası. Ha, şey mescit burası. Çantanı sıkıyor mu? Yok, dursun abi, bir şey olmaz. Dostlar, sizleri Azer abiyle tanıştırayım. Çayhanede tanıştık. Beni külliyeye getirdi. Burası Gence'nin 7 kilometre dışında tarihi bir yer. İran'da ve Özbekistan'da görmüştüm böyle yapılar. Burada da görünce internetten araştırdım. Gelip ziyaret etmek istedim. Selamünaleyküm. Çok güzel görünüyor ya. Kaç sene oldu? Yaklaşık 2,5 sene oldu ben İran'la Özbekistan'ı ziyaret edeli. Orada böyle külliyeler vardı. İslami mimari. Çinilerin işlemesi falan çok güzel. Burası da sanırım 17. yüzyıldan kalma abi. Eski tarihi bir yer. Arran Okulu'ndan bahsetmiştim ya, Azerbaycan'ın ilk milli mimarlık okulu. Oranın geleneklerine bağlı kılınarak yapılmış. Hazreti Muhammed'in torununun türbesi yani budur değil mi? Hı hı. Şey, tavaf ediyorlar. Aha. Kaç kere tavaf ediyorlar abi? 7 midir Kabe'deki gibi? Hazreti Muhammed'in torunu Muhammed el-Bakır'ın türbesi. Taksi. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Dostlar, ben Gence'den ayrıldım. Şeki'ye geldim. 2 saatlik bir otobüs yolculuğuyla Şeki'ye varmış bulunuyorum. Burası Şeki'nin otogarı. Avta Vazal. Anında bu servislerle geldim. 5 manat. Şöyle oldu. Niye birden pat diye Gence'den Şeki'ye atladım? Hah, telefon burada. Zaten Şeki'ye bugün gelme gibi planım vardı. Göygöl'e gidemeyince dedim bari erkenden Şeki'ye geleyim. Yarın erken saatten çıkar gezerim diye düşündüm. Azer abi sağ olsun beni birazcık şehirde gezdirdi. Daha sonrasında külliyeye götürdü. Orayı ziyaret ettik. Sonra dedi ki gel dedi benim konağım ol dedi. Seni aç göndermeyeyim dedi. Daha dedi otobüs saatlerine var. Ben seni dedi götürürüm otogara. Biraz dedi sohbet ederiz. Dedim abi hani zahmet vermeyeyim sağ olasın, erkenden dedim varayım Şeki'ye, adamcağızın işi vardır vesaire, rahatsız etmek istemedim. Yok dedi olmaz öyle, sen konaksın dedi, bizde dedi misafir aç gönderilmez. Sağ olsun beni yemeğe götürdü, bol bol sohbet ettik, çok güzel bir insanmış, kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Zaten numarasını, iletişim adreslerini, Instagram'ını falan aldım. Bir daha yolum Gence'ye düşer diye düşünüyorum çünkü Göygöl'ü görmedim, o çevreyi daha gezmek isterim. Kendisiyle yine görüşürüm. Sağ olsun yemek yedirdi. Birazcık şehre işte gezdirdi. Sohbet, muhabbet derken dedi ki istiyorsan dedi seni terminale bırakayım. Hani oradan rahat gidersin. Sağ olsun terminale de bıraktı. Yağmur da başlamıştı zaten. Baktım Gence'de daha fazla hani yapacak bir şey yok. Gidecek bir yerim kalmadı. Planımı orada gerçekleştiririm. Dedim bari Şeki'ye erkenden geleyim. Atladım geldim. 2 saatlik bir yolculuk. Dediğim gibi 5 manat. Sağ olsun onu da verdi. Yani Azerbaycan'da insanlar gerçekten çok mahcup ediyorlar beni. Böyle yemek ısmarlıyorlar, çoğu ısmarlıyorlar. Otobüs paramı verdi. Gerçekten çok mahcup ediyor bazen insanlar beni. Yani sağ olsunlar, var olsunlar. Çok misafirperverler. Yani biz kardeşiz diyor zaten herkes. Burası senin ikinci vatanın diyor. Evindir diyor. Çok keyifli geçiyor Azerbaycan seyahati. Hakikaten çok keyifli geçiyor. Çok böyle insan sabah kalkınca böyle bazen modu düşer, ne bileyim böyle bir şey yapmak istemez ya, tam tersi burada 1 saat uyusam da 2 saat çok uykusuz kaldığım oldu yani Azerbaycan seyahatimde. Sabah uyandığımda birden böyle hani hızlıca hazırlanıp dışarı çıkayım, gezeyim, dolaşayım, insanlarla sohbet edeyim istiyorum. Güzel geçiyor, çok keyifli geçiyor. Azerbaycan seyahatim devam ediyor dostlar tüm hızıyla. Bu videoluk bu kadar diyeyim ama. Bir sonraki videoda Şeki'yi hep beraber gezeceğiz. Burası birazcık kapalı. Ben de geçeceğim. Birkaç araştırma yapmam lazım. Video editlemem lazım. Onları halledeceğim. Yarın erkenden uyanıp kendimi Şeki sokaklarına atacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin lütfen. Keyifli olmaya çalışın. Hoş olmaya çalışın. Görüşürüz diyeyim. Kendinize iyi bakın. Şöyle Şeki sokaklarını göstererek bitireyim videoyu.